yeter mi? Evet, hazır mıyız? Buyurun. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Doğum gününüz kutlu olsun diyerek başlayacağım Fatma'mdan. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim Demet sesim kısık. Demet bir birime dublaj yapacaksınız. Bu arada iyi ki geldiniz çünkü doğum gününü böyle güzel tescillemiş olduk yani evet. Yayınladığımız zaman da. Evet. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Neler dilediğiniz yeni yaşınızdan? İstiyorsan sen ağzını oynat, ben seslendireyim. Hadi, hadi. Sağlık, mutluluk, aşk. Aşk var. Evlilik. O da yakın. Aynen, güzel dilekleri var arkadaşımın. Var. Seslendiremese de. bu dostluk kaç yıldır sürüyor? Herhalde bir 6 yılımızı bitirdik. Bitirdik. Evet, 6 yıldır oldu. Neler yaşadınız, unutamadığınız bir anınız? İçeri geçip oturmamız lazım. Uzun uzun anlatmam lazım bunu. Yani 2-3 cümleyle anlatamam. Çok güzel anılarımız var. Evet. Yani hani biz abla kardeşi oynuyorduk zaten beraber yaptığımız dizide de. Çok da güzel bir işti. Bir daha dön deseler dönebileceğim bir işti. Evet, işlerden bir tanesi en azından benim için de. Benim için de öyle. Tabii ki. Çok keyifliydi. Oradan beri devam ediyor. Oluyormuş. Çok duygusal bir röportaja evet, doğru neden? Gidiyoruz. Yok, hani sanki ben Gürkan'mışım gibi hissediyorum. Mesela Gürkan Katar'da. Burada değil. Dünya Kupası için oradaki şubemize gitti. O burada değil ama sağ olsun benim için bir sürpriz yaptı. Bütün arkadaşlarımı buraya toplayıp böyle bir doğum günü sürprizi yaptı. Dün de bizim oyunumuzun premieri vardı. Ben böyle yaklaşık bir haftada bir hastalıkla boğuşuyorum. Premieri yaptım ve sabah kalktığımda sesim yoktu. Heyecandan da gider bu arada. Gider değil mi heyecandan ama benimki biraz tabii hastalıkta. Geldi burada arkadaşlarımla doğum günümü kutluyorum. Güzel üst üste heyecanlar yaşıyor Fatma. Yani biz de ortak olmaya gayret ediyoruz. Çok diyor. Mutluyum ben. Çok mutluyum. Çok keyifliyim. Demet Hanım'ın hediyesini merak ettik ama. Ha. Çünkü marka da söyleyemem. Yani bir ön bana aldığı hediyenin altında kalmadım tabii ki. Yani yakışanı yaptığımı düşünüyorum ama kendisi bilir tabii ki. İki ay sonra biz de yakışanı yapacağız ona. benim doğum günümde konuşuruz yani. Konuşuruz, ne alıp verdik evet. Birbirimize peki, diye. O zaman şeye dönmek istiyorum. Demet Hanım evde de çok hamarat olduğunuzu duyduk biz ama. Ha, öyle mi duydun? Ya Fatma Hanım'a pek ihtiyacı yoktur. Gürkan Bey'den dolayı diye düşünüyorum. yok tam tersi. Biz zaten gülmeye çok niyetliydik de seninle karşılaşmak çok daha iyi oldu, öyle söyleyeyim. Hamaratız yani. Yo, evet. Demet Hamarat ya, çok güzel bezelye yemeği vardır mesela, onun meşhur. Yani 3,5 dakika boş olduğum günlerde biliyorsunuz ben hiç 11 yıldır ara vermeden çalışan biri olarak, bir emekçi bir kadın olarak. Yemekler lezzet, gayet evet, güzel şeyler yapıyorum. Çok nadir yapıyorum ama elim lezzetli, ben lezzetli. Öyle düşünüyorum. Peki en iyi yaptığını düşünüyorum. Etli bezelye tabii etli ki. Bezelye. Benim en azından favorim. Karaşımşek, mercimek yemeği bayılırım, bilirsin. Bu arada anneler çok güzel yapar. Bizler onu yapmak için çok gayret ediyoruz ama daha oraya erişemedik yani. Peki kendi yaptığınız annenizin yemeğinin tadını alamadığınız bir yemek var mı? Aslında annemin çok iyi yapıyor. Annemin yaptığı yemeğin tadını ben kendi yaptığım yemekte de geldiğim en güzel restoranda da hiç alamam yani. Çünkü anne yemeği bambaşka bir şey. O yüzden ancak annemize sipariş veriyoruz yani öyle bir yemek istediğimizde. Evet. Çünkü aile yemeği, anne yemeği dediğin şey gerçekten önemli. Annem gibi yemek yapabileceğimi de düşünmüyorum bu arada. Hiç öyle bir iddiam yok. Benim yok. Benim annem geldi yeni burada. Arkadaşlar evlenince konu buna mı falan mı dönüyor? Ben de anlamadım. Biz hiç böyle şeyler konuşmuyoruz. Ya yemek konuşuyoruz şu anda. Demek ki evlenince böyle oluyor. Evet. Ben de herhalde evlendikten sonra falan. Sen de menüyü hazırla yani. Hazırlayayım en iyi yaptığım yemek. Benim annem de buradaydı. Evet. O da benim çocukluğumdan beri dolma çok severim. Ben asla bilir, herkes de bilir. Bütün arkadaşlarım bilir dolma hayranlığım. Annem geldi sağ olsun, iki gün eve kapandı her gün. Dolma sardı, bana difrize attı ve gitti. Annelerimizi seviyoruz. Evet, iki varlar yani. Bol olsun. Dedim ki Gürkan Bey bildiğimizi söyledik ama Oğuzhan Bey'e sormak istiyorum. Hı-hı. Hamarat mıdır? Arkadaşlar ne olursa olsun bir şey söylediğimizde hep bir cümleyle başlık oluyor yani. O yüzden özür dilerim Oğuzhan, maalesef hiç mutfağı sevmiyor. Gerçekten. Yapamıyor mu yoksa deniyor mu? Yok, yapmak istemiyor. Ya öyle bir niyeti yok yani, hiç olmadı. Ya, açık bir şekilde anlatıyorum. Evet. Peki projeler demek istiyorum. Sizin de bir yeni projeniz var sanırım. İlim Bey'le olacaksınız diye biliyorum. Evet, yani çok üst üste böyle haberler çıktı. Aslında ben sana çok isterim ki net bir şekilde bir şey söylemek. Ki hiçbir zaman da yaptığım şey ve görüştüğüm şeyleri hiç saklamadım ama şu anda görüşülüyor. Ama
bir şeye karar verilir. Hangi iş olursa olsun bu arada. Şimdi spesifik bir şey de söylemeyeyim sana ama imza atılma aşamasına geldiğinde ben her şeyi çok güzel bir şekilde dile getirebileceğim. O özgürlükte olacağım. O yüzden şu anda görüşülüyor diyeyim. Böyle bir parantez yapalım. Seni de kırmamış olayım, olur mu? Fatma Hanım'a sormak istiyorum. Sizin bir görüştüğünüz bir dizi birlikte oynamak ister misiniz ya da? Ben çok istiyorum bu arada. Buradan yapımcıları duyurmak istedim. Ya yiyeceğim seni. Evet, biz bir tane bir şey yaptık. Bir tane daha yaparız gibi geliyor inşallah. Benim bir tane şu an dijitalde bir, söylemeyeyim ismini, henüz yakında herhalde çıkar. Kayıttan bir... sonra ben sana söyleyeceğim, söz veriyorum. Çünkü ben senden bir şey saklamam. Öyle mi? Saklanmaz mı? Söyleyeceğim bu arada. Bir dijitale bir şey yaptım, sinema filmi. O yüzden de saçım böyle bu hale geldi. Bir tane de tiyatro oyunum var BKM'de. Zorla Güzellik Olmaz diye çok keyifli bir oyun yaptık. Dün de premieriydi. İnşallah karşılığını bulur. Gerçekten çok tatlı bir kadın oyunu yaptık. Günümüzü de anlatan. Hem komedi aynı zamanda. Kadın hikayeleri seviyoruz ya çok. Seviyoruz, evet. Kadının olduğu her şeyi seviyoruz. İyi ki varız diyorum yani. Ne diyeyim bilmiyorum. İyi ki doğdun aşkım yani. Bence ne diyeyim. Birazcık normalde düşüneceğim ama geçtiğimiz haftada biliyorsunuz tiyatro oyuncuları bir tarafı tabii. Aa evet ya. Çok büyük geçmiş olsun. Ve çok da yakından tanıdığım arkadaşlarım benim, vardı. Melis de öyle bu arada. Yani çok üzülüyoruz tabii ki böyle şeyler duyduğumuzda. Allah rahmet eylesin, evet, gerçekten. Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin. Yaralı olanlar da var biliyorsunuz. Ameliyata giren çıkanlar da var. Allah acil şifa versin. Bizi yürekten tabii ki üzdü. Yani inanılmaz içimiz titredi yani. Çünkü ne olursa olsun bir cümleyle gittiğinde, yani insanlara bir şeyler yapmak için bir yolculuğa çıktığında oranın dönüşünün böyle kötü bir hikayeyle bittiğinde çok üzülüyorsun. Hepimiz yolculuklar ediyoruz ama bu bambaşka bir yolculuk bence. O yüzden bambaşka, daha da üzüldüm. O yüzden bu mesajı da çok teşekkür ediyorum, evet, iletmiş olalım. Bundan sonra da artık zaten konuşmayalım, bence röportajı da bitirelim yani. Çünkü çok içinde evet. Başka bir şey var yani. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlarımıza da bir an önce acil şifalar diliyoruz gerçekten. Çok çok zor. Çok zor yani onlar için, yaşayan için çok zor. Allah sabır versin diliyorum yani. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kayıttan sonra söyleyeceğim birkaç bir şey anlatacaktık hep. Özgen nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, maviler çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Neler bekliyorsunuz, ondan başlayalım. Çalışmaya başladım, işte devam ediyor setimiz. Yayınımız az kaldı. Antep'teydik geçen hafta, Antep çekimlerini tamamladık. Şimdi ekip Almanya'ya gitti, Berlin'de çekimlerimiz var. Onları tamamladıktan sonra yayına bir şey kalmadı zaten. Antep nasıl geçti? Formunuzu koruyabilirsiniz. Çok güzel. İnanılmaz. Bütün Antep'i yedim sanırım. Gerçekten çok yedim. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Ama çok bir şey görmedik fazla. Bakıyorum. Teşekkür bayağı ederim. Bir şekilde toparlamışsınız. Ha, o senin güzel gözlerinin bakışı. Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. Onun dışında efendim çekimler nasıl geçti? Çok güzel geçti. Çok tatlı bir ekip zaten. Şu an gayet full motivasyonla çalışıyoruz. Onun için neler yapıyorsunuz? Onun dışında bir şey yapmıyorum. Bütün vaktimi çekimler alıyor zaten. Bugün de çok güzel bir davet var. Daha evet. Daha konuşalım birazcık. Vallahi gayet güzel olacağına hiç şüphem yok. Çok sevdiğimiz bir dergi zaten. Bakalım. Evliliği soralım biraz. Evlilik nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Fırsat bulabiliyor musunuz görüşmeye, projeler? Biz her türlü buluruz. Bizi biliyorsun yani. Çok güzel gidiyor ya. Zaten oturmuş bir ilişkiydi. Bizim için çok değişen bir şey olmadı. Gayet aynı aşkla devam ediyoruz. Düğünü peki evliliği yurt dışında yapmanızın özel bir sebebi var mı? Kaç ay geçti gözümü seveyim ya. Ben de görüyorum sizi. Tamam. Ya yoktu gerçekten, böyle çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla seyahat edip çok sevdiğimiz bir yerde anı biriktirmek istedik. Çok da içimize sindi, çok şanslıyız ki. Çok güzel oldu. Takılar da dikkatimizi çekti. Nazara çok özellikle nazar gerçekten çok güzel değiller mi? Evet, çok İnanırım. Şıklar da. İnanırım. Hepimiz nazara inanan çocuklar olarak büyüdük. Ailelerimiz de inanırdı, biz de inanırız. Peki o zaman var mı soru? Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi bakın kendinize.